Radyo Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Oyunumuzun türü, konusu, oyunda geçen teknik ekip ve oynayan sanatçılarla ilgili bilgiler videomuzun açıklama bölümünde yer almaktadır. Kanalımıza abone olduğunuz, beğeni ve yorumda bulunduğunuz için şimdiden teşekkürler. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. İşte bu kadar. Aşırdığın her dilim için 10 tokat. 10 tane de daha bu sabah masanın yanına yaklaşma diye tembih ettiğim halde dinlemediğin için. 2 dilim ekmek için 30 tane tokat. Adalet mi bu şimdi? Özel ekmekti o. Her günlük ekmek olsa dilimine 5 tokat atardım. Doğum günü ekmeğinin değeri 10 tokattır. Ne diye ağlamıyorsun? Bilmem, büyüdüm de ondan belki. Belki yeterince kuvvetli vurmadım. Yo, vurdun. Bir kadın için fena sayılmaz. Gelecek defa babana havale edeyim de gör. Hı. Babam senin gibi zevk almıyor vururken. Zevk almak mı? Neredeyse kolum çıkıyordu. Ne diye vurdun öyleyse? Beni cezalandırıp da ne olacak? Cezalandırmayın da karşıki komşunun çocukları gibi ol, değil mi? Bazen ceza şarttır. Onu cezayı verenler söylüyor. Bir de bize sor. Büyüyünce bana hak vereceksin. Orasını bilmem. Buldun mu? Bak. Aa, elma getirmiş babam. 9 tane. Hepimize birer tane. Bir tane de artıyor. Onu kim yiyecek? Anna. Onun doğum günü çünkü. Victor, sen al bakalım çakını, git ormana, çam ağacından şu boy bir dal kes getir. Ben daha büyüğünü de keserim. Sana bu boy dedim. Ya başına bir şey gelirse? Tehlike olsa ben kendim giderdim. Eski adetlerimizi yerine getirmemizi istemiyorlar. Victor, askerler sana bir şey sorarlarsa doğruyu söyle. Yalnız 3 misafirimiz var. Postacı Roman Prus, Ebe Ludmila Domanova, çamaşırcı Flomena Kolbova. Söylerim. Ama sakın kızdırayım deme onları. Konuşurken somurtma. Ülkemizi çiğnemişler bir kere. Zıt gitmekle bir şey elde edemeyiz. Şimdi çam ağacı için kurdeleyi de hazırladık mı tamam. Başımızın derde girmeyeceğinden emin misin ama? Kester biliyor eşi dostu çağırdığımızı. Söyledin demek. Anlayışlı davrandı. Onun da Hamburg'da çocukları var. Sen bu adamlara fazla iyi davranıyorsun. Kötü davranmakla bir şey elde edilmez. Onların düşmanımız olduğunu unutuyorsun. Başımı derde sokmamak için bir parça güler yüz gösteriyorum. Bundan hayır gelmez. Ama bak dükkanıma geliyorlar. Aç mı kalalım sonra? Hiç güvenim yok onlara. O da yukarıdan emir almıyor mu? Yarın seni vur deseler vurur. Beni vurmaları için bir sebep yok ki. Yarın öbür gün düşmanı topraklarımızdan atacağız. O zaman onların yüzüne gülenler hiç de iyi durumda olmayacak. Peki onları bu topraklardan nasıl atacağımızı sanıyorsun? Kurşuna dizilerek, asılarak, hapse girerek mi? Sonra düşün. Yarın öbür gün onları yurdumuzdan atma planlarını hazırlayacak olsak kimin evinde toplanacağız? Onlara en büyük zorluğu çıkaran birinin evinde mi? Yoksa hiç şüphelenmeyecekleri için bizim evimizde mi? Neden bu yıl böyle olağanüstü bir parti hazırlıyorsunuz Anna için? Yazın ilk günü de onda. Her yıl yazın ilk günü değil mi? Bugün biz yaşlılar için çok önemlidir. Yıllardır bunu kutlayamadık. Şimdi başlayıp da ne olacak? Böyle şeyler insana zevk ve umut verir. Bence boşuna. Böyle adetler bir milletin birliğini sağlar Karel. Bence daha elle tutulur bir şeyler yapmak gerek. Onun da zamanı gelir oğlum. Sen şimdi git de biraz nane bul çörek için. Kuzum oğlum, kız kardeşinin hatırı için bugün biraz neşeli ol. Yarın istediğin kadar somurtursun. O şekeri nereden buldunuz? Nereden bulduğumuzu buldum. Naneye getirdim. Doğum gününün yaz bayramının rastlaması ne güzel şey. Nasıldı bu adet unuttum. Yazı kutlayıp sonra ağacı yakıyorduk değil mi? Evet, hoş geldin yaz türküsünü söylemek de adettir. Ben hatırlıyorum melodisini. Bakayım. La 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 la. Sözlerini hatırlamıyorsunuz değil mi? Hatırlamıyorum. Ölümü sulara gömüyoruz. Bahar geldi bile. Yumurtalar kırmızı kırmızı, çörekler sarı. Köyümüzden attık ölümü. Şimdi yazı getiriyoruz köyümüze. Hoş geldin yaz. Aa, şimdi hatırladım ben de. Hoş geldin yaz. İyi sözler bunlar. Özgürlük şarkısı gibi bir şey. Kahrolsun kış, hoş geldin yaz. Gördün mü? Ne gördün mü? Demek eski türkülerde bir keramet varmış. Duruma göre değiştirirsen öyle. Ne diye değiştireceksin? Anlamı içinde. O misafirler geldi, daha biz hazır bile değiliz. Buyurun Bay Prus, buyurun.
Yoksa erken mi geldim? İsterseniz biraz dolaşayım. Her gün mektup dağıtırken dolaştığın yetmiyor mu? Gir içeri, otur bakalım. Oo, her taraf donanmış. Eski günler gibi. Biliyorlar ama ses çıkarmadılar. Louise düşmana güler yüz gösteriyorum diye yakınıyor. Ölü kahraman mı, iyi canlı koca mı? Ha. Daha geçen gün öğretmeni vurmadılar mı? Konuşuyor diye. Söyle, söyle. Ben de geleyim mi? Tabii, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin, tabii, tabii. Oo, Roman Frus benden önce gelmiş. El alemin mektuplarını okuyor musun bakalım? Kim bilir ne dedikodular biliyorsun. Asıl dedikoduyu sen ebelerden al. Hepinizi gizli ajan yaparlarsa şaşma. Oğlun ne yakışıklı olmuş Louise. Utandırma çocuğu. Konuşsun konuşsun, ben alışayım ona. Hadi bakalım, hepiniz yiyin için. Daha nice mutlu doğum günlerine. Şerefe. Şerefe, şerefe. Bak getirdim. Ne güzel, ne güzel. Hemen yerleştirelim köşeye. Kurdele de hazır zaten. Tıpkı eski günler gibi. Acaba o günler tekrar gelecek mi? Oturur lak lak edersek gelmez tabii. Karel. Eski günleri anmaya hakkımız var herhalde. Victor, senin yatma zamanın geldi artık. Biraz daha oturamaz mıyım? Elmanı yedim, pastanı da daha önce yemiştin zaten. Benim doğum günümde ben de iki elma yiyecek miyim? Elbette, hadi uç bakalım şimdi. Ben de gideyim onunla, yazık çocuğa. Biraz konuşuruz belki. Hoş geldin Filomena. Hoş geldin. Gel bakalım Filomena. Şöyle ateşin başına geç. Ağacınız da var. Bu ne cesaret böyle? Biz onlardan korkmuyoruz. Ben korkuyorum. Evimin önünden geçerlerken bile titriyorum. Karel, Filomena'ya bir tabak getir. Karel, sana söylüyorum. Peki peki. Bu çocuğun aklı hep başka yerlerde. Ben de hep kötü kötü şeyler düşünüyorum. Biraz iyi şeyler düşün. Bütün gün yoruluyorsun zaten çamaşır yıkamaktan. Duyduğuma göre baş celladı buralara gönderiyorlarmış. Nerede duydun? Birbirlerine fısıldıyorlardı, öyle duydum. Buraya ne diye göndersinler? Araştırma yapacak herhalde. Ayaklamadan korkuyorlar. Bütün o idam hükümlerini veren bu cellat. Sırf keyiflenmek için adam kesiyor. Burası sessiz sadasız bir yer. Korkacak bir şey yok. Yeter ki aklımızı başımıza devşirip oturalım. Ben korkuyorum. Nasıl nefret ediyorum onlardan bir bilseniz. Her gece yatağıma yattığımda elime fırsat geçse onlara neler yapardım diye düşünüyorum. Neler yapardın, bize de söyle. İşkence ederdim, işkence. Bir tanesini önüme yatırır, bıçağımla suratını keser, sonra tuzlardım. Bir saat kıvranmasını seyrettikten sonra gider ocaktan kızgın ateşleri alır. Yeter yeter, fena oluyorum. Bırak yeter. Konuşsun, içini boşaltsın. Bütün beklediğim bu fırsat. Kimsin? Ne istiyorsun? Susun. Ne aykırıyorsunuz öyle? Ne istiyorsunuz bizden? Siz vatanseversiniz değil mi? Gerçek vatansever. Evet, sen kimsin? Elinde ağaçla bir çocuk gördüm. Bu bir bohemya adetidir biliyorum. Emin yerdir dedim. Çocuğu izledim, bekledim. Ne oldu? Kimden kaçıyorsun? Kimseden kaçmıyorum. Henüz görülmediğimden eminim. Ama kapıyı vurup açılıncaya kadar beklemek istemedim. Kapalığımı bağışlayın. Başka birinin daha gelmesi ihtimali var mı? Hayır, yok. Neydi o haykırma öyle, ne oluyor? Korkacak bir şey yok kız. Kim bu adam? Daha bilmiyoruz, şimdi geldi. Adınız nedir sizin? Bana Rodolf diyebilirsiniz. Tehlikeli bir iş peşindesin, görüyorum. Ama ülkemiz sizin gibi dostlarla dolu. Sizler benim dostumsunuz değil mi? Sen iyi bir yurttaşsan elbette dostsunuz. Öyleyse benim işim kolaylaşıyor. Ama sizin durumunuz güçleşiyor. Ne demek istiyorsun? Çabuk söyle. Telaş etmeyin, telaş etmeyin. Böyle şeyler her gün oluyor. Beni içeri aldığınız için tehlikedesiniz. Hepiniz. Ama biz seni çağırmadık ki, kendin geldin. Bunu nasıl ispat edersiniz? Doğru, edemeyiz. Kapana düştük. Ne diye buraya gelip hayatımızı tehlikeye attınız? Başka eve mi gideydim? Ya bir arama yapar sizi burada bulurlarsa? Hepimiz ağzımızı kaparsak kimse bir şey duymaz. Yarına kadar beni burada saklamanızı istiyorum. Niçin? Söyleyemem. O zaman ben de sizi burada tutamam. Nasıl bir iş peşindesiniz bilmemiz gerek. Yoksa şimdi gider Alman askerlerini çağırırım. Çağırmayacağınızı biliyorum. Size görevimin ne olduğunu söyleyemem. Çok şey benim susmama bağlı. Ama ben buradan gittikten sonra her şeyi öğreneceksiniz. Şuna da yemin ederim, benim yaptığım şey bütün özgür insanların yararınadır. Bu sözlerim sizi tatmin ediyor mu?
Namuslu bir insan olduğuna inanıyorum. Ben de. Hepiniz susacağınıza yemin edin. Susmak konuşmaktan daha kolay. Ben yemin ederim. Ben de. Hepimiz 7 kişiyiz. Bu meseleyi kimseye açmamaya, hiç olmamış gibi kafanızdan atmaya söz veriyor musunuz? Ben söz veriyorum. Ben de. Ben de söz veriyorum. Ben de söz veriyorum. Durumunuz iyi değil. Ulusal bir bayram kutluyorsunuz. Üstelik kalabalıksınız. Çok kişi olunca birden düşünmek güç olur. Ne demek istiyorsun? Ya ben bir vatan hainiysem? Ya Naziler tarafından bir çeteciyi saklayıp saklamayacağınızı öğrenmek için gönderildiysem? Böyle birini saklayacağınız anlaşıldı. Cezanın ne olduğunu biliyor musunuz? Aman Allah'ım! Telaşlanmayın. Ben vatan haini filan değilim. Ama böyle şeyler olmadı değil. Elma ister misiniz? Bugün doğum günüm benim. Teşekkür ederim. Bu zamanda çok değerli bir hediye bu. İvan, yukarı gidip Viktor'u bizim odaya taşır mısın? Rodolphe de Karel'le yatar. Biz gidelim mi şimdi? Yo, hayır, neden gideceksiniz? Yapılacak işleriniz var aranızda. Evet, gidelim. Size mani olacağız yoksa. Gitmeden Anna'ya küçük bir doğum hediyesi vereyim. Bir kolyecik aldım. Ne zahmet ettiniz. Çok mahcup oldum. Ben de küçücük bir şey getirdim. Bir mendilcik. Ne demek, çok teşekkür ederim. Bu da benden. Kolyeyi bu elbisenin üzerine takarsın. Bilemezsiniz beni nasıl sevindirdiniz. Benim yüzümden partiyi bozmayın. Ama darılmazsanız ben çok yorgunum, hemen gidip yatacağım. Tabii. Karel, göster yatak odanızı. İstediğiniz gibi gürültü edin. Ben uyanmam. Elma'ya çok teşekkürler. Böyle buyurun. İyi geceler. İyi geceler. Ben duramayacağım daha fazla. O çocuk bizim eve geldi diye bütün gece kurup durma. Nasıl kurmayayım? Bütün gün buraya geleceğim diye seviniyordum. Yalnızlık kolay değil. Sizin eviniz bana hep sıcak, cana yakın görünür. Geldiğim zaman ne güzeldi. Şimdi her şey mahvoldu. Tehlikeli bir yer burası, öyle dedi. Biraz daha kal Flamerna. Hayır. Parti bitsin, ben de seninle gelirim. Biz de zaten kalkacağız. Hayır, istemem, ben yalnız gidiyorum. O oğlan yukarıdayken ben daha fazla kalamam burada. Bak dinle. Askerler. Buraya geliyorlar. İzlemişler belli, buraya geldiğini gördüler muhakkak. Kapıyı kapa, otur. 6 kişi galiba. Belki de devreye geziyorlar. Kessler bana söz verdi bu akşam buraya gelmeyecekler diye. Ama ya şüphelendilerse? Aman Allah'ım. Sus, konuşma. Şimdi anladınız mı onlara iyi davranmanın anlamını? Elime bir fırsat geçse. Hem de bu gece olması bir işaret sanki. Ne işareti? Ölüm köyümüzden gidiyor. Yaz geliyor köyümüze. Bu sabah gidiyoruz. Gitmek istemiyor musun? Her zaman bayılırsın anneannene gidiyorsun diye. Ya ama siz bunu her zaman bana haftalarca önce söylerdiniz. Yaramazlık edersem götürmeyiz diye de gözdağı verirdiniz. Anneanneme sepetle Öteber'e götüreceğiz. Peki Karel'e ne oldu? Fazla bir şey değil. Ama ayrı olursanız daha iyi. Sonra hastalık sana da geçer. Kapıdan bakabilir miyim? Söz veriyorum, içeri girme. Hayır, olmaz. Hadi anla, çabuk ol, götür şunu. Şaştım doğrusu sabah sabah. Kim taşıdı beni sizin odaya? Tabii baban. Hadi yürü bakalım şimdi. Öteki elmanı yedin mi? Hayır. Peki beraberinde getirmiyor musun? Ha, onu mu? Onu yedim ben canım. Ha, şimdi hatırladım. İnsan iki elmamı bir elmamı yediğini hatırlamaz mı? Unutacak olduktan sonra doğum günün için iki elma almanın ne kıymeti kalır? Anla, çabuk ol diyorum sana. Al şu sepeti, yarın döner gelirsin. Karel'in yarın iyileşeceğini nereden biliyorsunuz? Dinlenmeye ihtiyacı var tıpkı benim gibi. Hadi artık yeter. Çıkın gidin. Karel iyileşmezse bize haber iletirsiniz değil mi? O zaman daha çok kalırız anneannemlerde. Tabii canım, haberi iletiriz. Geleyim mi içeri? Sen pek oralarda durmasan. Viktor döner de beni yeniden soru yağmuruna tutarsa mutlak oynatırım. Sizi çok uğraştırdı mı? En kolayı ona her şeyi söylemekti. Ama daha çocuk. Yarın heyecanlanır, bir de böbürlenmeye başlarsa dayanamaz, zararını düşünmeden ağzından kaçırır verir. Rodolphe iyi insana benziyor.
Sana bir şey söyledi mi? 10 saniyede uyudu. Hala da uyuyor. Uyandır. Bırakalım dinlensin. Olmaz. Herkesle birlikte yemeğini yesin. Ona ayrı yemek hazırlarken görürlerse iyi olmaz. Saat gibi olmanın cezasını çekiyoruz işte. Biraz değişik bir şey yaptın mı çeneleri başlıyor işlemeye. Peki uyandırayım. Her şey yolunda mı? Şimdilik. Yemeğini burada mı yiyecek? Evet. Karel pencereden dışarısını gözetleyecek. Böyle daha kolay yemeğini yer, gene yukarı çıkar. Eyvah, biri geliyor. Koşup durma, herkesi şüphelendireceksin. Daha alışamadım bu işe. Gelen Ludmila, aklını başına topla, benim gibi. Günaydın çocuklar. Günaydın, hoş geldin. Gel içeri. Geçerken bir uğrayayım dedim. Bana ihtiyacınız olursa çocukları yollayın. Victor'la Anna'ya anneannelerine gönderdik. Kalktı mı? Daha kalkmadı ama Karel gitti şimdi kaldırmaya. Ne yapıyormuş anlayabildiniz mi? Dün gece ne kadar biliyorsak gene öyle. Kahvaltısı için bir lokma bir şey getirdim. Bütün yükü sizin çekmeniz doğru değil. Teşekkür ederim Ludmila. Çok incelik doğrusu. Kahveli pasta. Eskiden yaptıklarım gibi değil. Şimdi malzemeyi bulamıyorum ki. Çok sevinecek şimdi hem pastaya hem de onu düşündüğüne. Siz de yersiniz biraz. Hadi ben gideyim artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle. İyi insandır şu Ludmila. Keşke bütün insanlar onun gibi olsa. Bir aksilik yok ya. Yok, yok. Yok, yok. Ludmila pasta getirmiş. Her şey tamam. Gelebilirsiniz Rolof. Günaydın. 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 Oturun bakalım şuraya, kahvaltınızı vereyim. Karel, sen de pencereden dışarısını gözetle. Hadi Ivan, sen de dükkana dön artık. Gidip yukarılarını toplayayım ki bütün gün aşağıda kalabileyim. İyi uyudunuz mu? Mükemmel. Ortalık kararınca da çıkarım buradan. Gitmeden önce bize ne yaptığınızı söylemeyecek misiniz? Yarın duyarsınız. Tekrar gelecek misiniz? Belki, belki. Özür dilerim. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Pekala. Güzel güzel oturun bakayım. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemezdim. Bana çok yakınlık gösteriyor. Kendi annemi hatırlatıyor bana. Anneniz sağ mı? Hayır. Kaç yaşındasınız? 24. Ben de hemen hemen 17 yaşındayım. Öyle tahmin etmiştim. Babam 57 yaşında. Sizin de babanız olabilirdi. Benim babam sağ olsaydı 46 yaşında olacaktı. O da öldü demek. Evet, yalnızım. Hiç kardeşiniz de yok mu? Yok. Biz kardeş olabilirdik değil mi? Yani yaşça yakınız birbirimize. Öyle. Kahveli pasta çok güzel. Cevap vermek istemediğiniz soruları sorunca yapacağınız bir şey hiç cevap vermemek değil mi? İyi söylediniz. Beni genç buluyorsunuz ama içim o kadar genç değil. Bugünlerde hepimiz öyleyiz. Buraya ne görevle geldiğinizi söyleseniz beni çok sevindirirdiniz. Merakımdan soruyorum bunu. Yardım edebilirim belki size. Ciddi söylüyorum. Ben hareket etmeye inanırım. Çoğu oturup bekliyor öyle bakalım ne olacak diye. Ben bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyorum. Ne gibi? Düşmana zarar verecek herhangi bir şey. Hayatın pahasına da olsa. Hayatın pahasına da olsa. Demek o kadar yardım etmek istiyorsun. Görmüyor musunuz? Daha ne söyleyeyim ispat etmek için? Ağzın sıkı mıdır? Evet. Peki, sana söyleyeceğim. Ama bir şartla. Ne şartla? Yapacağın işi söylemeden önce kabul etmen şartıyla. Kabul ediyorum. Tehlikeli ama. Biliyorum. Söyleyin artık. Pekala. Baş cellat yarın bu köyden geçiyor. Ne diyorsunuz? Demek Filomena haklıymış. Filomena kim? Dün gece gördüğünüz yaşlı kadın. Hani siz içeri girince haykıran kadın. Hı. O söyledi. Baş cellat buralara geliyor diye. Duymuş olması kötü. Ama doğru duymuş. Yarın ha? Muhakkak mı? Bildiğimiz kadar öyle. Ama halkın bildiğini duyarlarsa tarihi değiştirebilirler. Demek gelirse öldüreceksiniz. Birimizden biri. 3 kişiyiz biz. Hep birlikte ateş edeceğiz. Peki ben ne yapacağım? Buranın halkını bilen biri lazım bize. Duyduklarını bize aktaracak biri. Celladın bir yerde görülüp görülmediğini, nerede ne zaman görüldüğünü, her şeyi. Yapabilir miyim acaba? Evet dedim bir kere, hayır diyemezsin şimdi. Postanenin bakkalını orada dolaşırım. Halk daha çok oralarda konuşur. Filomena'ya da sorarım celladın geleceğini, kimden duyduğunu. Bu tür şeyler mi? Tamam. Peki siz nerede olacaksınız? Size nasıl haber ileteceğim? Bu gece göstereceğim yeri. Evden çıkmak için bir bahane bulursun. Çabuk çabuk çabuk. Rodolfo yukarı çık. Kesler geliyor, pencereden gördüm.
Sana diş ağrısını kolla demedim mi? Bu kadar heyecanlanma anne. Çabuk masanın başına geç. Kahvaltı eder gibi yap. Ben de Rodolf'un yerine geçeyim. Sakin ol anne, boğulacaksın. Allah'ım bana acı. Sabah sabah sizi rahatsız etmeyeyim. Bu sabah biraz geç kalktık. Öyle olacak tabii. Biz yersek ayıp olmaz değil mi? Ne demek, yiyin tabii. Kahve ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Yemenize bakın. Dün gece iyi eğlendiniz mi? Elbet, annanın doğum günüydü. Kocanız da söyledi. Sonra tabii bayram aynı zamanda. Bayram bittiğine göre ağacı da oradan kaldırmak fena olmaz. Bayram bitti değil mi? Evet bitti. Bu sabah pek sessiz. Neden acaba? Anna ile Victor günübirliğine anneannelerine gittiler. Bir doğum günü daha mı? Yok hayır, çocuklar çok severler anneannelerini. Siz de biraz başınızı dinlersiniz değil mi? Öyle. Benim karım da çocuklardan birkaç gün kurtuldu mu pek rahatlar. İvan'a haber vereyim mi, dükkanda kendisi? Yok, rahatsız etmeyelim onu bu sabah. Zaten herkes yeteri kadar rahatsız ediyor adamcağızı. Çok seviyor herkes kocanızı. Kafası da çalışıyor adamın. Herkes onun gibi olsa iki taraf için de çok iyi olurdu. Ama onun da kusurları var. Kimin yok ki? Ben gideyim artık. Formalite diye uğradık işte. Parti verilmesine izin verdik mi ertesi gün sanki işi çok sıkı tutuyormuşuz gibi davranmamız gerekiyor. İsterseniz ağaç da kalsın yerinde çocukları eğlendiriyorsa. Hafta sonunda doğru indirirsiniz. Hadi alasma. Çocukları eğlendiriyorsa. Şu herifin gırtlağını deşmek isterdim. Elinden geldiği kadar anlayışlı olmaya çalışıyordu adam. Onun gibilerin anlayışına ihtiyacımız yok. Bal gibi var. Ben yanılmışım. Baban haklı. Bak bizden hiç şüphe etmiyorlar. Ay bak ne yaptım. Ne? Heyecandan Rodolf'un kahvaltısını bitirdim. Şimdi ona yiyecek bir şeyler bulmam gerek. Biliyor musun? Bu evde dilediğimizi yapabiliriz. Kimse şüphe etmez. Üzerinde durulacak bir nokta değil mi? Karel nerede? Erkenden çıktı. Kahvaltı etmeden mi? Bir şeydi ama çok değil, heyecanlıydı. Aklına neler geçiyor o çocuğun bilmiyorum. Anna ile Victor'a benzemiyor. Dün gece de çıktı. Rudolf'tan kurtulduğumuza öyle sevindim ki. Karel'in de çıktığını fark etmedim bile. Çocukların sesi değil mi o? Evet onlar. Konuşmaya öyle bir dalmışım ki duymadım bile. Anneciğim, anneciğim bilsen neler oldu. Hı? Az daha gözümüzle görecektik, kaçırdık. Ne oldu? Neyi kaçırdınız? Baş celladı, baş celladı öldürdüler. Baş celladı mı? 3 kilometre ötede, buraya geliyormuş. Buraya gelmesine geldi ama sırt üstü kanlar içinde. Victor! Biz yalnız kamyonu gördük. Kamyon cesetle doluydu. Ne zaman oldu bu? Bir saat kadar önce. Cesetler üst üsteydi. Ama örtmüşler. Ceset olduğunu nereden biliyorsunuz? Örtülerin üstü kan içindeydi. Herkes evinin kapısının önüne çıkmıştı, konuşuyorlardı. Ama kalabalığın toplanmasına mani oldular. İyi ki öldürdüler. Artık kimseyi öldüremeyecek. O öldürmese başkaları öldürür. Gel evladım, gel yanıma gel. Ne oluyor anne? Ya sana bir şey olsaydı? Canım ne olacak anne? Her şey olabilir böyle günlerde. Gözlerine ilişen her bohemyalıyı öldürebilirlerdi intikam almak için. Kızgın görünmüyorlardı askerler. Şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Onların yerinde de olmak istemezdim. Herkes tarafından nefret edilmek hoş bir şey değil. Sokaklar ne kadar sessiz. Bahçeye çıkayım mı? Bahçeden dışarı çıkmamak şartıyla. Pekala. Çok soru sordu mu sana? Evden çıkar çıkmaz Karel'i unuttu. Hı. Sahi Karel nerede? Erkenden çıktı. Nereye gitti acaba? Tek başına gezer bilirsin. Rodolf sağ salim gitti mi? Evet dün akşam. Acaba Rodolf'un görevi bu muydu? Biliyor muydu suikastı acaba? Bugün öğreniriz diyordu. Her neyse. Victor aramızdayken Rodolf'u unutalım, hiçbir şey olmamış gibi işimize bakalım. Çeteci saklamanın cezası çok büyük değil mi? Evet Anna, en büyük cezayı veriyorlar. Acaba gelip sorgu sual edecekler mi? Sanmam, Kessler dün geldi. Ama bir şeyden şüphelenmişe benzemiyordu. Dün olmadı ki olanlar. Duydunuz mu? Duydunuz mu olanları? Neredeydin sen? Yürüyüşe çıkmıştım. Duyduk. 3 kilometre ötede. Anna söyledi bize. Hemen hemen gözümüzün önünde oldu. Sen de oralarda mıydın? Hayır, ben döndükten sonra duydum. Neredeydin sen? Öte tarafta, kırlarda. Karel, bu iş bizim için çok ciddi olabilir. Neden?
Anlamıyor musun? Rodolf'un dün bütün gün burada kalması, dün gece gitmesi, arkadan bunun olması rastlantı değil bu. Bir ilişkisi olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir planı varmış ama bize söylemedi. Bu işe ortak olduğu muhakkak. Ya yakalarlarsa, ya onu sakladığımızı söylerse? Söylemez, ölür de söylemez. Nereden biliyorsun, yabancının biri? Yarım gün birlikteydik, onu sandığınızdan daha iyi tanıdım. Sana söyledi değil mi, ne yapacağını şu anda söyledi. Evet, söyledi. İşte gördün mü? Ne yapacağım dedi sana? Arkadaşlarıyla birlikte fabrikayı uçuracaklardı, o kadar. Doğruyu söylediğini nereden biliyorsun? Kendisine yardım etmemi söyledi de ondan. Ne diyorsun? Senin için kolay dedim, senin ailen yok. Ama benim burada yerim, ocağım var. Beni bu işten affet dedim. Sen iyi demişsin. Aferin. Bu kadar aklın olduğunu bilmezdim. Peki suikastı hazırlayan kimdi öyleyse? Ama bir kere sakladı ki başımız gene derde girebilir. Hele fabrikayı uçursunlar, onu o zaman düşünürüz. İyi günler İvan. Hayır, i̇yi günler, günler Loiza. Kim bu? Roman Frost, merak etme. Ne heyecanlı değil mi? Biz de karınca kararınca bu işe ortak sayılırız. Hiç bile. Amma yaptın, ev senin ama biz de buradaydık sonra. Onun bu işle ilgisi yok ki. Yani buradaki adamın Rodolf'un mu? Evet, ilgisi yok. Ama nasıl olur? Karele görevli ne olduğunu söylemiş, bu işle ilgisi yok. Öyle demek. Böylesi dahi, celladı öldürmek ciddi mesele. Ben de mektupları taşırken bir yandan Roman Frost diyordum kendi kendime. Sen yaşlı, önemsiz bir postacısın. Ama sen bu işi beceren adamla konuştun. Aynı çatı altında karşılıklı oturdun. Şimdi düşman askerleri geçerken çeneni tut ve kendi kendine gül. Çünkü senin bildiğini onlar bilmiyorlar. Evet, ama gerçek dediğimiz gibi. Öyleyse boşuna gelmişim. Nasıl olsa size mektup yok. Gene de işin olduğuna sevinebilirsin değil mi? Ama bu şekilde ben işin dışında kalıyorum. Bayağı gençleşmiştim. Şimdi gene ölümü sürükleyeceğim. Celladı düşün, keyfin yerine gelir. Aynı şey değil. Aynı şey değil. Bayağı üzüldü. Burnunun ucunu göremeyen bir insandır o. Heva! Ne oldu? Flamina geliyor. Yüzü berbat. Bu yaşta koşması da iyi değil. Nasıl yatıştıracağız bilmem. Sen de kalk Karel. Sana ihtiyacımız olacak. Ben de yukarı gidip dinleneyim diyordum. Sonra dinlenirsin. Hem yorulacak bir şey yapmış değilsin ki. Rudolf'un suikastla ilgisi olmadığını senin ağzından duyarsa daha iyi olur. Bunun olacağını biliyordum. O oğlan buraya geldiği andan itibaren biliyordum zaten başımızın derde gireceğini. Otur otur, biraz nefes al. Durum sandığın kadar kötü hemen değil. Hemen karar verme öyle. Ben söyledim ona. Burada işin yok dedi. Ama yanılıyorsun, onlardan değilmiş. Karen hepsini biliyor, anlatsana. Onlardan değilmiş ha. Onun cesedini de öldürdüğü adamın cesediyle birlikte getirdiler. Emin, emin misin? Tarifini yapıp asmışlar. Resmini de asacaklarmış ama tarifi bana yetti. Ne diye yapıyorlarmış bunu? Başkaları da vardı yani. Yardımcı olan herkesi yakalayacaklarmış. Ya yanılıyorsan? Tarifler birbirine benzer. Bildiğin gibi değil. Birbirine yakın kara gözler... İnce uzun burun, burun delikleri iri, alt dişlerinden biri kırık, sol yanağında yara izi. Başka kim olabilir? Bunda mümkün bir taraf yok, Rodolf bu. Ama bunda... Karele demiş ki... Demek bana yalan söylemiş izini kaybettirmek için. Peki dün bana ne diye sordun bakayım, celladın geldiğini kimler konuşurken duydun falan diye? Hiç merak ettim de ondan. Hayır, Romena'ya sordun demek. Neden sormayayım, çok tabii bir şey. Kim olsa ilgilenir, bir sakınca görmedim. Sorup öğrenmeni o istedi senden besbelli. İftira ediyorsunuz. Hayır. Karel, iftira mı bu? Senden yardım talep etti değil mi? Söyledim ya, talep etti ama ben reddettim. İnanmıyorum sana. Senin söylesimi yandıramam zaten. Sinirlenmeyelim şimdi. Hepimiz bu işte beraberiz. Konuşmamaya da and içtik. Rudolf'a hepimiz yardım ettik. Ben etmedim. Sen buradaydın ama. Konuşmamaya and içenlerin de en başında geliyordunuz. Bana oyun oynadınız. Beni de ötekileri de buraya mahsus getirdiniz. Suçu paylaşmak için. Aklını oynatmış bu. Ağzından çıkanları kulağa işitmiyor. Oğlun planladı bu işi. Oğlun. Oğlunla o katil. Flamena. O katil içeri girince mahsus şaşırmış gibi yaptın değil mi? Katilin yamağı. Hepsini planladı. Daha önce yüzünü bile görmemiştim. İyi yutturdun hepimize. Önce hepimiz yuttuk. Susturun şunu. Yemin ediyorum daha önce görmedim. Deli bu.
kendini kurtarmak için yemin de edersin, her şeyi de edersin. Sen galiba kendi kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Tehlike var ya, işin içinden çıkmak istiyorsun. Dayanamam ben buna, dayanamam. Bırak Ivan, bırak. Flomena korkmuş, tabii bir şey bu. O bizim gibi değil ki, yapayalnız. Korkuyu paylaşacak birinin olmayışı kolay değil. Bak Flomena, bak. Buraya gelir, Rodolf'un önceki gece bizde kaldığını öğrenirlerse onlara Rodolf'un sen gittikten sonra geldiğini, senin hiçbir şeyden haberin olmadığını söyleriz, tamam mı? Rahatladın mı şimdi? İnanmazlar ki seninle size. Seninle bir alıp veremedikleri yok ki. Bir kere bizim eve gelir de sen ağzını açıp bir şey söylemezsen biz seni bu işe bulaştırmayız. Ya onu izledilerse? Ya ben buradayken geldiğini biliyorlarsa? Kesler mi? Buraya geliyor galiba. Demedim, yüpheleniyorlar. Demedim. Kapat elini. Gıcık. İşkence ederlerse bana, ben her şeyi söylerim. Götürün, götürün şunu yukarı. Olmaz. Girerken görmüşlerdir. Hem gözümüzün önünde olması daha iyi. Buyurun efendim. Ivan Martin, haberi duydunuz. Evet efendim. Sizin yurttaşlarınızdan bazılarının size hiç aldırdıkları yok. Hepinizi zor duruma sokuyorlar. Bazı sorular sormak zorundayım. Bu yaşlı kadın ne arıyor burada? Korkudan buraya gelmiş. Bizim ahbabımız da. Sizin ailenin hepsi burada mı? Evet efendim. Küçük oğlum bahçede ama uzağa gitmemesini tembih ettim. Evde başka kimse var mı? Yok efendim. Şimdi beni dinleyin. 25 yaşlarında, birbirine yakın kara gözlü, kısa saçlı, iri delikleri olan ince uzun burunlu, sol yanağında yarası ve kırık bir alt dişi olan bir adam size yabancı geliyor mu? Böyle birini tanıyor musunuz? Hayır efendim. Ya siz? Hayır, tanımıyoruz. Memnun oldum. Buna sözüm ona yurtsever diyorlar. Öldü işte. Cesedi pazar yerinde bugün saat 12'den itibaren teşhir edilecek. Kokana kadar. Normali 4 gün. Ölüden korkulmaz. Bu adamı hiç görmediniz, öyle mi? Öyle. Bu adama yemek, içecek, barınacak yer vermek suretiyle yardım ettiniz mi? Görmedikse nasıl yardım edebiliriz? Hakkınız var. Peki sen delikanlı? Ben de görmedim. Siz, yaşlı kadın. Cevap ver Flomena, korkma. Görmedim. Ne oluyor buna? Niçin bu kadar korkuyor? Yalnız yaşıyor, masum olduğu, kimseye zararlı olmadığı halde sizin askerlerinizden korkuyor. Çizmelerinin sesinden bile. Hakkımızda yalan haberler yayan, bir takım zulüm hikayeleri uydurarak adımızı kötüye çıkarmak isteyen hep bu kadın. Size böylelerinin zararı işgal ordusundan çoktur, bunu bilin. Bu sabah saat 8 ile 12 arasında hepiniz evinizde miydiniz? Hayır, ben dükkandaydım. Karım evdeydi. Çocuklar da büyükannelerini ziyaretten eve dönüyorlardı. Çocuk dediği sen misin? Yoksa adamdan mı sayılıyorsun? Adamım tabii. Evde miydin? Hayır, yürüyüşe çıkmıştım. Nerede? Yarıboyunda. Ya sen? Ben evdeydim buraya gelene kadar. Bu adama yardım edenler meydana çıkınca kurşuna dizilmeleri doğru mudur değil midir? Doğru mudur değil midir? Doğrudur. Neden? Aptallık edip yakalandıkları için. Peki, aptallıktan değil de biri onları ele verdiği için yakalanırlarsa? Bu milletten böyle bir iş yapan çıkmaz. Ya bildirmek görevi ise? Şerefimize olan bağlılığımız sizin kanun nizam dediğiniz şeye bağlılığımızın üstündedir. Yok canım. Demek o şerifi korumak için de her şeyi yaparsınız. Yaparız tabii. Mesela gözümün içine baka baka yalan söylemek gibi mi? Gerekirse evet. Martin, karım benim sabrımdan istifade ediyor. Siz de onu kızdırdınız ama. İncil'iniz var mı? Var. Getirin buraya. Ne yapacaksınız? Anlaşılıyor ki kibar kibar soru sormak size yardımcı olmaya çalışmak yaramıyor. Gerçeği öğreneceğim şimdi. Kendinizi bizim yerimize koyun. Hiçbirimiz sizden böyle bir muameleye alışık değiliz. Sinirlerimiz gerildi tabii. Eğer söylediğiniz kadar masumsanız sinirlenmeniz için hiçbir şey yok. Yani sözlerimizin doğruluğuna yemin mi etmemizi istiyorsunuz? Evet. Hem de bu kitap üzerine. Evet. Yemin edin. Yemin ediyorum. Siz? Evet, yemin ediyorum. Siz? Ben de. Hadi yaşlı kadın. Sen yemin etmedin değil mi? Gel buraya. Koy bakalım elini kitabın üzerine. Koymam. Merak etme, ısırmaz. Yalan söylemiyorsan tabii. Ben yapmadım bir şey, yapmadım. Flomena. Ne diyorsa yap, biraz cesaret. Yemin ederim. Yok, öyle niye yemin ettiğini bilmeden yemin etmek yok. Kaldırım elini kitabın üzerinden. Şimdi söyle bakalım Flomena. Bildiğin kadar bu insanlardan bana yalan söyleyen oldu mu?
Korkutuyorsunuz onu. Böyle tehdit ederseniz istediğiniz her şeyi söyler. O beni anlıyor. Öyle değil mi? Öyle. Gözünü benden ayırma. Söyle bakalım. Hiç yalan söyleyen oldu mu? Elimde bıçak var ona göre. Hayır, hayır. Hepsi doğruyu söyledi. Kelimesi kelimesine doğruyu söyledi. Bu sabahlık bu kadar mı? Bu kadar. Martin, karına da göz kulak ol, konuşmasını öğrensin. Fazla ileri gittin Loisa. Biliyorum, özür dilerim. Ne olacak şimdi bize? Hiç, aldattı geçti onu. Bitti, bu kadar. Kurtulduk. Hadi Flomena, sen de eve git. Zaten gelmemeliydin buraya. İyi ki geldi. Yoksa kim bilir neler olurdu. Elimizi kutsal kitaba koyup yalanlar söyledik. Cehennemde yanacağız hepimiz. Anne! Anne ne yapıyorsun? İncil ateşe atılır mı? O herif elini değdirdi mi, değdirmedi mi? Kitabın kutsallığı kalır mı? Onlar gelip ortalığı kirlettikten sonra kilisede bile yalan yere yemin ederim. Böyle şeyler yapmak doğru mu acaba? Doğru olmaz olur mu? Loisa hiç durup dururken günaha girer mi? Günah işledimse Tanrı şimdi canımı alsın. Bak gördün mü? Öyleyse günaha girmedik öyle mi? Girmedik tabii. Baksana dimdik duruyor karşımızda. Oh, çok şükür. Doğrusu şükür. Cesur davrandın Filomena. Ben mi? Tabii. Hiç sanmam. Hemen korkuya kapılı veriyor. Korkuyu unut Filomena. Eğer planını uygulayacaksan. Ne planı? Hani onlara ders verecektin ya, unuttun mu? Önce bıçak, ne? Sonra tuz, sonra da kızgın demir. Yok, yapamam, yapamam. Karel bırak yapamam. Kadını. Hadi evine yapamam. Git Flomena, her şeyi de unut. Eğer unutabilirsin. Unutabilirsin tabii, git çamaşır yıka, bir şeyle uğraş. Bir ara dedim, bizi ele veriyor. Zavallı Flomena. Zavallı mı? İğrenç, iğrenç. Değil, değil, acınacak bir hali var. Ben de cesur değilim ama onun korkusunu utanılacak bir yönü var. Bunu kendi de biliyor. Onun için nefret ediyor bu halinden. Alelade bir korku değil bu. İçinde hainlik gizli. İrkiliyor insan. Bana öyle geliyor ki Flomena Kessler'in yerinde olsa onun bize yaptığından fazlasını yapardı. Bu iş Kessler'in işi değil. Utanıyordu. Görmedin mi? Onun için söyledim söylediklerimi zaten. Taş gibi dursa söylemezdim. Ama Kessler işin derinine bakılırsa hala duyabilen bir insan. Hayatından kendi de memnun değil. Ama kapana kıstırılmış bir kere. Elinden bir şey gelmez ki. Öyle. Özgür olmamak demek bu işte. Elinden hiçbir şey gelmemek. Hadi bir şey yiyelim anne. Viktor'u çağırayım mı? Tabii çağır koş. Bütün işlerim kaldı. Filomena'yı iyi kandırdın Loisa. Kadının yüzüne baktım. Hani neredeyse senin düşüp öleceğini sanıyordum. Neredeyse de söz mü? Ben %100 öleceğimi sandım. Victor yattı ama uyuyabilir mi uyuyamaz mı o başka şey. Sonunda uyur. Bugün hepimiz biraz heyecanlıydık. O da bir şeyler seziyor tabii. Acaba toplantı ne zaman biter? Daha bitmez, yeni gittiler. Babam özel bir toplantı mı dedi? Hayır, her zamankiler gibi. Victor'a bakın, şarkı söylüyor. Ne söylüyor biliyor musun? Yaz şarkısını. Hani ölümü köyden sepetlemeyi. Yerine yazı getirmeyeyim. Hoş geldin yaz. Hoş geldin yaz. Bugün hep birlikte şarkı söyleyip özgürlüğü kutlayacağız. Ne zaman? Yakında. O gün sağ olmak isterdim. Elbette sağ olacaksın. Sanki yaşlıymış gibi konuşuyorsunuz. Birkaç yıl, hepsi o kadar. 50'ye yaklaştım. 20 yaşındayken özgürlüğümüze kavuşmuştum. Bütün dünya bizden söz ediyordu. İşte babamla o sıralarda tanıştım. Evlendik, sizler doğdunuz. Hepiniz özgür bir ülkeye doğdunuz. Ama şimdi o günler yavaş yavaş geride kalıyor. Önümüzde umut yok gibi. Ama o eski günleri, güneşin daha parlak, yıldızların daha bol olduğu günleri hatırladıkça güçleniyorum. İçime umut doluyor. Anneciğim. Victor şarkı söylemiyor artık, uyudu herhalde. Babamla Karel gelseler artık. Merak etme, gelecekler. Biliyor musun? O elbise çok güzel olacak. Evet, Ludmina'nın verdiği dantel yaka çok iyi gidecek. Roman'ın verdiği kolyeyi de takarsın. Bütün hediyeleri pazara takarım.
Filomena'nın verdiği mendili de. Ha babam geliyor. Çok sürmedi İvan, çabuk geldiniz. Yorgun görünüyorsun. Toplantı umduğun gibi mi oldu? Anne, hadi kızım git dükkandan terlikler mi getir? Orada mı acaba, emin misin? Tezgahın altında. Ne oldu? Ne var, hasta mısın yoksa? Anneyi bir yere gönder. Yukarı yahut başka bir yere. Sana bir şey söyleyeceğim. Titriyorsun, her tarafın titriyor. Benim bir şeyim yok. Yalnız anneyi bir yere gönder. Öğrendiler değil mi oğlanı sakladığımızı? Söyle, dayanabilirim. Anneyi bir yere gönder. Yukarı yollarım. Daha pabuçlarınızı bile çıkarmamışsınız. Terlikleri bırak oraya. Anne, yukarı gidip Viktor'la konuşsam biraz. Eminim daha uyumamıştır. Hikaye falan söylersin. Bir şey mi oldu? Annenle görüşmek istiyorum. Beni çağırırsınız. Olmaz mı? Söyle şimdi. Karel. Karel de onlardanmış. Yardım etmiş. Ne oldu çocuğa? Niçin seninle birlikte değil? Daha bir şey olmadı. Arkadaşlarının yanına gitti. Onlar öğrendiler mi yardım ettiğini? Hayır. Öyleyse zarar yok. Ben biliyordum. Hiçbirimiz bir şey demedik ama biliyorduk. İnsan çocuğunu bilmez mi? Suçlu buluyor musun onu? Hayır, bulmuyorum. Milletimize yardım etmek istedi. Fırsat düşünce elinden geleni yaptı. Karel mi söyledi sana? Hayır. Peki söylesene, nereden biliyorsun? Toplantıda. Bir kere oraya gittikten sonra sinirlenmedim. İçimde başka türlü bir his vardı. Peki ne dediler? Hiç tanımadığım bir adam kalktı. Yüzünü ömrüm oldukça unutamayacağım. Celladı kimin öldürdüğünü, yardımcılarının da kimler olduğunu bildiklerini söyledi. Ama sen dedin ki... Hep bu yola başvururlar. Biliyoruz derler. Bilgi edinebilmek için. Sonra bir saate kadar dediler. Suçlular gelip teslim olmazlarsa cezasını bütün köye çektireceğiz dediler. Karel ne dedi? Ne yapıyordu? Karşıda oturuyordu iki arkadaşıyla. Yüzünden anladım ki İvan. Toplantıdan sonra yanına gitmek istedim. Ama herhalde göz hapsini almışlardı. Tam konuşabileceğim sırada da arkadaşlarıyla uzaklaştı. Ne yapacak dersin? İtiraf edecekti. Eminim ondan. Herkesi kurtarmak için. Ama... Ama ne? Adam başka bir şey teklif etti. Ne gibi? Siz dedi. Gururlu bir milletsiniz. Suçluyu siz öldürün. Makamları da bu tatsız işten kurtarın. Vay pis korkaklar. Demek insanları bu duruma sokup bir de işkence edecekler. Peki biz itiraf etsek acaba faydası olur muydu? Rodolf'u biz sakladık. Yalnız biz sorumluyuz desek. Acaba suçu biz ikimiz üzerimize alabilir miyiz çocukları katmadan? Yapamayız Louisa. Söylemeyeceğimize söz verdik. O zaman o üç kişiyi de cezalandırırlar. Kim o? Benim, ben. Roman Frost. Roman, ne yapacağız? Hiç. Karar verildi. Ne demek istiyorsun? Filomena her şeyi söyledi onlara. Filomena. Her şeyi anlattı. Bütün köyün tehdit edildiğini duyunca o gece olanları anlatıverdi. Korkak. Pazarlığa girişti değil mi? Bize ele vererek affedilmesini sağladı değil mi? Öyle yaptı ama uzun sürmedi. Her şeyi anlatınca onu bırakacaklarını sandı. Ama onları bilirsin, yükleniverdiler. Yalan söylemediğine emin olmak istiyorlardı. Ondan sonra paniğe uğradı, başladı kaçmaya. Hay deli hay. İhtiyar haliyle uzman dutlardan kaçacak ha. Arkasından ateş edip yere serdiler. 10 adım koşup yakalayabilirlerdi ama ateş etmek daha kolay tabii. Ben oradan ayrılırken cansız yatıyordu çukurda. Demek sonunda kazandı. O kurtuldu ama biz daha bekleyeceğiz. Öyle. Şimdi bildiklerine göre bize ne yapacaklar dersin? Cezalandıracaklar. Saat 10'da başvuracakmışız. Seni onlar mı gönderdi? Hayır, ben kendim geldim. Yanıma birini bile vermediler. Kendimi öyle önemsiz hissettim ki. Kaçma imkan yok köy sarılı. Sarılı mı? Bizim için, 4 kişi için mi? Anlamıyorsunuz. Köyün bütün erkek ve kadınları cezalandırılıyor. İbret olsun diye. Bizim yaptığımız şeyden dolayı mı? Köyden hangi aile olsa sizin yaptığınızı yaparlardı diyorlar. Bak
Burada haklılar. 40 yılda bir haklılar. Evet. Her evde olabilirdi. Övünç duyalım ki olabilirdi. Anna ile Victor'a ne olacak? Kampa mı yollayacaklar? Bizim için her şey saat 10'da bitecek, öyle mi? Saat 10'da dediler. Pazar yerinde. Ben saat 10'da evimde olacağım. Ararlar sonra da bulabilirler. Böylesi daha iyi. Planımı yaptım. Eve geldiklerinde artık hiçbir şey duymayacağım. Hiçbir şey. Allah'a ısmarladık Luisa. Allah'a ısmarladık İvan. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Çocuklara nasıl söyleyeceğiz? Son dakikaya kadar söylemeyelim. Anna akşam yemeğini yiyip yatağına gitsin. Biz de onunla birlikte 2 lokma yeriz. Yemezsek bir şey olduğunu anlar. İvan. Bu akşam Victor da o da yalnız kalacaklar bu evde. Şimdiye kadar onları hiç yalnız bırakmadık. Ne olacak onlara İvan? Çağıralım aşağı Anna'yı. Söyle ona bir şeyler. Ama her şey değil. Tahmin etmiştir bile. Anna. Anna. Ben söyleyemem bir şey. Sen konuş. Masal söylerken uyudu gitti. Baba, hala pabuçlarını çıkarmamışsın. Dur, dur ben yardım edeyim. Vakit yetti mi? Her şeyi konuşabildiniz mi? Yoksa başka yere gideyim mi? Anneme söylediniz mi söyleyeceğinizi? Evet. Kötü haberdi değil mi? Evet. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Bebek değilim artık. Öğrenmişler anne. Bizi cezalandıracaklar. Bizi sürecekler. Hepimizi mi? Hayır canım. Yalnız babanla beni. Ama döneceksiniz değil mi? Döneceğiz. Her şey bittikten sonra hep birlikte olacağız. Ya Karel? Onu bilmiyoruz. Daha sonra öğreneceğiz. Bu gece. Bu gece mi? Belki. Nereye gönderecekler sizi? Daha bilmiyoruz. Ne kadar zaman kalacaksınız? Karel ile Victor'a ben bakayım mı? Anla canım, bilmiyoruz. Daha söyleyecekler. Şimdi otur biraz yemek ye. Yiyemem, aç değilim. Bir şeyler yaparsak hepimiz için daha iyi olur. İvan. Karel de burada olsaydı da dördümüz birlikte yeseydik. Anne. Siz bana doğruyu söylemiyorsunuz. Baba. Hatırlamıyorsunuz değil mi? Daha geçen gün vatanseverleri saklamanın cezasından söz etmiştik. Ceza çok ağır mı dedim? Çok ağır dediniz. Ben de ölüm cezası mı diye sordum. Bana gerçeği söyleyin. Katlanmaya çalışacağım. Katlanmam gerek. Cezası o mu? O. Ama siz bir şey yapmadınız ki. Ne yapabilirdiniz? Vatan haini dedikleri bir adamı sakladık. O yeter. Peki bunun için mi sizi öldürecekler? Benim babamı, annemi, bu onlara ne kazandıracak? Onların usullerini biz anlayamayız yavrum. Vahşi insanlar bunlar. Onlara kızmak fayda vermez. Hiç fayda vermez. Bir şey yapamaz mıyız? Suçsuz olduğumuzu onlara anlatamaz mıyız? Biz onlara bir şey yapmadık ki. Sadece milletimizden birine yardım ettik. Kendi kellemizi kurtarmak için onu ele verseydik bizden tiksinmezler miydi? Bizim öyle insanlar olmamızı mı istiyorlar? Ne çeşit insan olursak olalım aldırdıkları yok. Yeter ki onların düşünmemizi istediklerini düşünelim, yap dediklerini yapalım. Aptalca bir şey bu. Kimse emirle düşünmez ki. İnsansa eğer, aklı başında kim kalkar da böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünebilir? İvan, bir adam geliyor. Karel mi? Göremiyorum. Yok hayır, onun yürüyüşü değil. Kesler bu. Kesler mi? Ne diye geliyor şimdi? Acaba bir umut var mı? Ona yalan söyledikten sonra mı? O seni hep severdi. Yardım etmeye çalışmaz mı? Elleri bağlı, kendi kendine bir şey yapamaz ki. Öyleyse ne diye geliyor buraya şimdi? Gelmiyor, duruyor. Gelir şimdi. Anna yavrum.
Sen istersen... Bizim işimizi kolaylaştırırsın. Tabakları götüreyim. Hala kapıda. Yardım edebilecek olsa tereddüt etmezdi. Söyleyecek bir şey kalmadı ki. İyi ki Anna'yı yolladım. Yarın göreceği çok şey var kızcağız. Yarın mı? Ne diye geldiniz? Emir. Ben saat 10 diye biliyordum. 10 gene. Çocuklar da getireceksiniz. Eşya getirmek yok. Yalnız. Çocuklar neden? Muhafaza altına alınacaklar. Başlarına bir şey gelmeyecek ya. Hayır. Bize olanı görecekler mi? Hayır, görmeyecekler. Bize yalnız bunu söylemeye mi geldiniz? Hayır. Sipariş de almaya geldim. 4 çizme. Bitti mi? Bitti. Alayım. Pekala. Sersemler. Sizi sersemler. Bana ne diye gerçeği söylemediniz? Ne diye ele vermediniz onu? Kendi milletimizden birini mi? Nasıl yapabilirdik bunu? Sizi kendi milletinizden biri ele verdi. Hem de kendini kurtarmak için sizi suçladı. O ne yaptığını bilmiyordu ki. Tanrı açsın ona. Size hep dostça davranmadım mı? Durumu öyle güzel hallederdim ki onun sizi ele verdiğinizi komşularınız bile öğrenemezdi. Onun için mi ele vermedik sanıyorsunuz? Komşuların ne diyeceğinden korktuk mu sandınız? Bizim nasıl insanlar olduğumuzu hala mı anlamadınız? Getirdin mi İvan? Kaç para tuttu? Paranın şimdi ne kıymeti var? İş iştir. Biz hakka saygı gösteririz. Belli. Mantık çerçevesinde tabii. Buyurun. Ne diye geldiniz buraya bu akşam? Yarın bir adam gönderip çizmeleri aldırtabilirdiniz. Dükkan burada olmayacak. Evde, dükkan da yakılacak. Yakılacak mı? İbret olsun diye. Vay sersem vay. İbret olsun derken insanların yüreğini ateşleyeceksiniz. Öfkelerinin, nefretlerinin ateşiyle yanıp kül olacaksınız. Sen de, o zalim efendilerin bunu de. Bunu siz istediniz. Kabahat benim değil. Bana yalan söylemeseydiniz, beni hor görmeseydiniz size yardım edebilirdim. Olanlar hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Bende hiç kalp yok mu? Olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Sen o taraftansın, biz bu taraftan. Hamburg'a karına çocuklarına döndüğün zaman bizi düşün. Olmaz mı? Sık sık düşün. Şu paraya bak. Hiçbir şeyin değeri yok artık. Sırf hakka saygı gösteririm diye bilmek için bu parayı getiriyor. Yarın kül olacak. Acaba Karel gelecek mi? Böyle gitmesine ne dersin? Allah'a ısmarladık bile demeden. İlk çocuğumuz, düşün. İvan, acaba yaptı mı dersin? Öldü mü çocuğumuz? Düşünmemeye çalış. Kurtulduysa daha iyi. Artık hiçbirimiz için hiçbir şeyin değeri yok. Şimdi biri gelip öldü dese belki de memnun olurum. Ya Anna, Victor. Onlar çocuk. Onlara bir şey yapamazlar. İslah evine mi yollayacaklar dersin? Hepimizin sevdiğimiz, değer verdiğimiz şeylerden nefret etmeyi öğretecekler onlara. Kendi memleketini, kendi milletini küçük görmeyi öğretecekler onlara. Çocukluk anılarını aşındırmaya çalışacaklar. Bizi de mi unutturacaklar? Evet. Bizi de. Adımızdan bile nefret etmeyi öğrenecekler. Anna ile Victor'a bunu yaptırabilirler mi dersin? Yaptırabileceklerine inansam onları şimdi öldürürdüm. Öyleyse inanmıyorsun. Bilmiyorum. Gençken, kandırılacak yaştayken alıp yavaş yavaş kendilerine çekmeye çalışırlar. Ama en derin hisleri gene bizden gelecek. Ne olursa olsun yaşamalarını istiyorum. Güneşi görmelerini, sıcaklığı yüzlerinde hissetmelerini istiyorum. Evleri, bahçeleri, çiçekleri olsun. Gecenin sessizliğini, yağmurun bereketini bilsinler. Victor senin gibi iyi bir kunduracı olsun. Anna iyi bir eş, iyi bir anne olsun. Hayatta bütün iyi şeyler yok edilemez. Bunlar gençlerin hakkı. Onlara ne öğretirlerse öğretsinler, dilleri hatta yürekleri ne söylerse söylesin, derinde bizimle bir olacaklar. Bahçelerinde dolaşırken, odalarını toplarken, çocuklarını azarlarken. Yaşayacak olan bunlar. Onları hiçbir zaman yok edemeyecekler.
Tabii Ludmila. Sen de bizimle gel. Vakit tamam. Çocukları alalım. Viktor'u uyandırmak zorunda olmasaydık. Uyandırmadan giydir. Yünlülerini giydir. Ayaz çıktı. Merak etme. Dikkat ederim. Korkuyor musun? Evet ama sandığım kadar değil. Doğumla da ölümle de öyle haşır neşir olmuşum ki. Alıştık galiba. Nedir o? Kamyonlar. Ne kamyonları? Kütük, çalı çırpı taşıyorlar. Saatlerdir kesiyorlar. Sırf bizim evi yakmak için mi? Bütün evleri Luisa. Köyü baştan başa yok edecekler. Herkesin evini mi? Ya insanlar? İnsanlar ne olacak? Bu küçük köy bütün dünyaya ibret olacakmış. Evlerde insanlar da yok olacak. Her şey gidecekmiş. Ondan sonra toprağa süreceklermiş ki dünyada izimiz kalmasın. İzimiz bile kalmayacak ha. İnsanların ne kadar hastanıyorlar. Sokaklar insan dolu. Paltonu giy canım. Vakit geldi. Ne diye? Ne diye yapıyorlar? Anlamıyorum. Bu evi her zaman hatırla anne. Bir gün daha iyi günler gelince senin de bir evin, eşin, ocağın olacak. Bizim için yas tutma. Yasın bir değeri yoktur. Mutlu günlerimizi hatırla. Bu günlerin geri gelmesi için çalış, savaş. Dinleyin. Duyuyorum. Bizi dumana boğup dışarı çıkaracak. Hayır, ondan öte. Duymuyor musun? Milletimiz şarkı söylüyor. Kapıyı açayım. Şarkı söylüyorlar ölüme giderken. Ne söylüyorlar fark edebiliyor musun? Hoş geldin yaz şarkısı. Uyandırmadan getirdim. Hazır mısın? Hazırım.